İyi Parti desteğiyle İsrailli şarkıcıya konser. Okurlarımdan özür diliyorum. Belki de bazı gerçekleri ifade etmekte aciz kaldığımız için somut örnekler üzerinden gitmek zorunda kalıyoruz. İnsanların riyakarlıklarını, ahlaksızlıklarını somut bir örnek vermeden anlatamıyoruz. İsmini daha önce duymadığım bir sözde sanatçı varmış. Hani araştırırsanız kim bilir hangi belediyelerden ne paralar almıştır. Ben arama motoruna sadece Linet yazdım. Yanına belediye diye ekledim. Daha bir ay önce Gemlik Belediyesi'nin organize ettiği konser karşıma çıktı. Gemlik Belediyesi hangi partide mi? Geçtiğimiz dönem AK Parti'deydi. MHP'den ayrılarak sözüm ona gerçek milliyetçilerin iktidarına yürüdüğünü söyleyen İyi Parti'nin aday göstermeyip CHP'li ismi desteklemesi sonucunda Gemlik Belediye Başkanlığı da AK Parti'den CHP'ye geçmiş. İyi Parti eliyle CHP'li isim seçimi CHP'li isimde Gemli'ye hizmet için İsrail asıllı şarkıcıyı ilçeye getirtip konser verdirmiş. Gemli'yi yazdık ama siz daha başka hangi belediyeler bu İsrail asıllı şarkıcıya yüz binler döktürmüştür araştırıverin. Ben olayın bir başka yönünü aktaracağım. Baştan söyleyeyim bir yazı konusu edecek kadar önemi var mıdır diye sorarsanız sizinle aynı fikirdeyim. Değmez derim ama piyasada bunun benzeridir. Zeri o kadar çok riyakar var ki biz bir tanesinin ismini vererek yazalım. Siz lütfen o isimle sınırlı olarak algılamayın. Aynı ahlaksızlığı yapan tüm sözde sanatçılara, sözde gazetecilere, sözde akademisyenlere, sözde siyasetçilere söylenmiş gibi okuyun. Türk kökenli Yahudi şarkıcı diye tanıtıyorlar. Linet diye tanınıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşım yapmış. Hamas katildir demiş. Tepki al alınca ne kadar soldan çarklı medya organı varsa hepsinden aynı anda yayınlanan ve okurlara aktarılmak üzere bir açıklama yapmış, durumu kurtarmaya, konserleri almaya devam etmek için kendisini affettirmeye çalışmış. Kendisini takip edenler bile Hamas katildir diye yazdın. Peki şimdi İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalaması ve 500'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin bir paylaşımın olacak mı diye sormuşlar. İyi ki sormuşlar. Ahlaksızlığı, riyakarlığı, sahtekarlığı biz de böylece görmüş olduk. Haksızlık etmemek için Linet isimli şarkıcının açıklamasını uzun uzun vereceğim. Olur ya benim atladığım bir bölümde sorularımıza cevap varsa siz tespit edersiniz. Açıklama şöyle. Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım. Ben 500 sene önce daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye'ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim. 30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım. Bizler bu topraklarda Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi her zaman dostça, kardeşçe yaşadık, komşuluk yaptık. Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Benim gibi siz de Linet'in her cümlesinden sonra hikaye anlatma sadede gel demişsinizdir mutlaka. Ama maalesef bir çırpıda Hamas katildir diyen riyakar bayan dediği diyeceği İsrail katildir şeklinde somut bir cümle. Ama ta İspanya'dan göç etmek zorunda bırakılan atası Yahudilerden başlamış bir türlü İsrail'in işlediği cinayetlere gelememiş. Açıklaması o kadar değil devam da var. Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum. Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir. Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz. Beni de böyle bir konuya taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz. Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve duyulu olmaya davet ediyorum. Dileğim bir an önce akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır. Tüm ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. E, ee, Hamas katildir deyip bitirdin. Şimdi İsrail katildir demek bu kadar mı zor ki lafı uzattın da uzattın. Lafı uzattın ama bir türlü İsrail katildir demedin diyemedin. Ben Yahudi asıllı şarkıcı Linet'i yazdım. Siz diğer riyakârları anlayın. Kendi ülkemizdeki milliyetçi geçinenleri anlayın. Ulusalcıları anlayın. Ama diyerek söze başlayan, fakat demeden Filistinli ölen çocukları ağzına alamayan sahtekar siyasetçileri anlayın. Zulüm derken, akan kan derken, vahşet derken, savaş derken bir türlü zulmü yapanı söyleyemeyenleri, kanı akıtanları söyleyemeyenleri, vahşeti gerçekleştirenleri söyleyemeyenleri, savaşı en acımasızca yaşatanları söyleyemeyenleri anlayın. Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi dostça yaşadık diyen ama Mavi Marmara'daki 10 Müslümanı İsrail niye şehit etmişti diye sorgulayamayanları hatırlayın. Gazze'ye yardım götürmek için otoriteden, İsrail'den izin alınmalıydı diyenleri hatırlayın. Ben 500 sene önce Osmanlı dönemin de buraya gelen bir ailenin ferdiyim dedikten sonra Müslümanlar bugüne kadar hep Yahudilere ev sahipliği yapmış. Yahudiler Müslümanlardan ne kötülük görmüş ki Gazze'ye bu acımasızlığı, çocuklara bu saldırıları düzenliyor sorusuna cevap vermesi gerekenler utanmadan, sıkılmadan Hamas katildir diyor. Sonra da yanlış anlaşıldım diyerek açıklama yaparken bile İsrail katildir diyemiyor. Aynı CHP'li Ünal Çeviköz'ün Azerbaycan işgal altındaki toprağa Karabağ'a kurtarmak için harekete geçtiğinde cihatçılardan yardım alınıyor demesindeki gibi bilinçaltlarını ifşa ediyorlar.